Evet arkadaşlar, Urla Yağcılar Köyü'ne geldik. Yağcılar Köyü bir dağ köyü. Yağcılar Köyü'nün manzarası buradan bu şekilde. Evet, köyümüzün merkezine ulaştık. Olan birkaç ev görüyoruz. Merkezi noktada yaşamakta olan, içinde yaşam olan evlerle beraber atıl durumda evler var. Gayet güzel bahçeli hepsi. Ve camisi burada. Burası ana cadde arkadaşlar. Buradan Demircili ve Kuşçulara gidilen bir yol var. Ve çok sıcacık bir ortam burada yaşanmakta. Televizyona mı çıkacağım yoksa? Yok. Evet. YouTube'da Gülhabbe ile her şey YouTube kanalımıza çekim yapıyoruz. Teşekkür ederiz bu sıcak ilgi ve alakanızdan dolayı. Köyünüzde ne oldu? Ne oldu? Kahvenizi gördük, kapalı. Kapalı. Kahve kapandı, mirasçılar kapattırdı. Kapattırdı. Anladım, ondan... Bütün tarlaları hep satarız şimdi, hep zenginler aldı. Her tarafı. Şimdi öyle satılık mi? Yer var mı? Var. Var. Kim? Hep bina olurdu, o kadar beton. Kiminle irtibata geçebiliriz, biliyor musunuz? Ne için geçeriz? Mesela almak isteyen herhangi biri olursa... Mal sahiplerini alacağız. Mal sahiplerini bulmamız lazım. Çok evet. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler. İşte hep satılır. Durmadan satılır. Evet. Evet arkadaşlar, böyle çok güzel bir ortam burası. Ortamına bayıldık. Sessiz, sakin, serin. Pişmeden keyifle yaşanılıyor. İnsanı bir kere çok sıcak, çok sevimli. O yüzden burayı çok sevdik. Evet arkadaşlar, köy muhtarımızla konuştuk. Kendisi çekim istemedi. Diyor ki bizim buradan taşımalı eğitim yapılıyor. Burada okul yokmuş ve burada bütün araziler bitmiş. Tamamıyla arazilere kooperatifler ev yapıyor. İstanbullular burayı aldı bitirdi diyorlar. Kuşçulara okul olarak eğitime gidiliyormuş. Evet, güzel bir taş ev. Yeni mi yapıldı, onarım mı yapıldı bilemiyorum. Evet, burada takım çalışmalar devam ediyor. Evet, yukarıda yol inşaatı var gibi. Şurada hemen aşağısında vatandaş çalışmasını devam ediyor. Ürününüz bol olsun. Hayırlı işler. Harman dediğiniz nedir? Buğday. Buğday. Bol ürünleriniz olsun. Bol bereketli ürünleriniz. Vatandaş buğdayını toparlıyor arkadaşlar. Evet, yeni ve eski binalar yan yana. Beraber çok fazla binada var muhtarın dediği gibi. Şurada pek çok inşaat alanları görebiliyoruz. Ve arkadaşlar,
arkadaşlar. Bakkalın yanındaki sokaktan hemen aşağı doğru gidildiğinde papaz koyuna doğru gidilebiliyor. Vatandaş böyle tanımladı diyelim. Müthiş esinti var burada. Çok güzel, çok keyifli. Ama çok sıcak. Ama terlemiyoruz. Evet, yine köyümüzün başka bir sokağındayız. Tek katlı evler. Ve bahçeler. Evet arkadaşlar, az önce demiştim, burası bir dağ köyü. Ve bir tane yakışıklıyla karşılaştık. Evet arkadaşlar, buralar satılık. Ama sit alanı olduğu için hiçbir şey yapamıyorlar. Dolayısıyla alan tekrar satmak zorunda. Ve yıkıntı halinde. Oysaki evler yenilense çok güzel olur. Belli ki şurası ocakmış ama yıkılmış. Şuralar atıl durumda, bırakılmış. Kimse bir şey yapamıyor. Şu an için buralar komple sit alanı olduğu için alanlar tekrar satmak zorunda kalıyormuş. Vatandaşın söylediği budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sağlık ocağını sorduk yanımızdaki vatandaşa. Haftanın bir günü perşembe günleri sağlık ocağı var ama haftada bir gün doktor geliyormuş. Ve sabah akşam birer kere mi dediniz? Birer kere gelir. Ha, sabah bir kere, akşam bir kere otobüs servis yapıyormuş buraya. Evet. Böyle evler. Vatandaş yolumuzu anca yaptırabildik diyorlar. Atık sulara giden şeyimiz yok. Öyle mi? Tabii yok. Kanalizasyon yokmuş. Hanımefendi şu anda söylüyor. Çekmeyin beni dedi ama sesi geliyor. Tamam, biz yaptık kendimiz ama bazı insanlar açık. Evet. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler size de. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yine bir vatandaşımızla karşılaştık. Merhabalar hanımefendi. Burada mı yaşıyoruz? Evet. Peki köyümüz nasıl bir köy? Köyümüz çok güzel, çok harika bir köy. Çok temiz ama ne yazık ki köyümüzde hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bir çay içmek yeri, bir kahvaltı yeri, bir oturmak yeri, bir çocuk oynayacak bir yer. Hiçbir şey yok. Sıfır. Aslında köyümüz çok güzel. Hemen herkes de yaşıyor. Kim gelse almak istiyor ama köyümüzde hiçbir şey yok. Mesela su arıtma yerimiz yok. Mesela sivrisinek içinde köyümüz. Karasyon açıkta. Bütün köyün karasyonları açıkta. Suyu akıyor ama bir dereye de akıyor. Sivrisinekten geçilmiyor. Geçilmiyor. Bir bakım istiyoruz. Evet, köyünüzü beğendik biz. Peki geçim kaynakları nasıl köyümüzün? Geçim kaynağı burada. Millet herkes doğa sitesi. Altınköy, Çamlıtepe var. Buralar temizliğe gidiyor. Bahçeler bakıyorlar. Geçim var ama mesela burası sit alanı. Sit alanı mesela ben karasyon yapamıyorum mesela bu buraya. Evet. Bir evim tamir edemiyorum. Aslında hiçbir şey yok burada. Yok, yani doğa sit demişler ama. Burada yaşlı kadın çok değerim olduğu için söylemiş öyle bir şey. Ama çocuklar arsalarımız var, yerlerimiz var ama kimse bir şey yapamıyor. Bundan çok hızlısınız yani. Anladım. Yani yetkililerin buraya bir el atıp bizim sorunlarımıza çözüm getirmesini istiyoruz diyorsunuz. Bir şey yok yani, kazı yapsınlar, bir şey yapsınlar ama hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok, anladım. Eskiden bir dedenin biri söylemiş öyle. Burada değirmen var diye kalmış öyle. He. Burada salara yapmışlar, neler yapılıyor, ne karısı yapılıyor. Söylentiyle. Şey yani. Söylentiyle. Şöyle yaşlı bir adam o zaman öyle söylemiş, söyledi. Söylentiyle atıl duruma bırakılmış. Bırakılmış. İnşallah en tez zamanda çözüme ulaşır. O da sevinir ki.
İnşallah. Kimse bir önlem alamadı. Kalkmışlar, değirmen var. Anladım. Tamam. Allah yardımcınız olsun. Şeyde doktor vardı. Burada da Delta Sarısı'nda. Adı Güzel diye. O bana söz vermiş buraya yapacağım diye. Ama adı sonra adı şurada. Bilmiyorum kaldı. Allah yardımcınız olsun. Evet arkadaşlar, hanımefendinin sit alanında kalan evi burası. Dediği gibi vatandaşın birisi zamanında burada değirmen var dediği için bu bölge sit alanına ayrılmış. Ama aslında hiçbir şey yok diyor. Ve hanımefendinin bahçesinden manzara böyle muhteşem görülüyor. Keyifle otur burada, çayını iç. Bahçemizi de güzelce ekmişiz. Ürünleri bol olsun.